Hanımlar beyler, kelimelerin içinden geçtiğimiz, birbirimize harfler armağan ettiğimiz ve buton tokatladığımız efsane yarışma programı Kelime Oyunu'nda sezon sonuna geldik. Son ay finalimizi yapıp hep beraber tatile gideceğiz. Ay finalinin bütün ay boyunca şampiyon olmuş yarışmacıları da aha bakın neredeler. Hoş geldiniz Burak Bey. Merhabalar. Siz gerçi şampiyon olmadınız. Olamadım, evet. Sanem Hanım gelemediği için ikinci olarak sizi aldık. Sizin kısmetinizmiş. Evet, Sanem Hanım'ın bayrağını taşıyacağım. Aynen, taşıyın, bayrak taşıyın siz. Görüşmeyeli bir değişiklik var mı hayatınızda? Yok, gayet iyiyim. Her şey yolunda. Evet. Gayet iyi. Bugün iddialı mısınız? Bugün çok iddialı değilim açıkçası. Neden? Çünkü zaten hafta finalinde bile Sanem Hanım tarafından... Bile demeyelim, evet. Evet. Burada Allah bilir neler yaşanacak diyorsunuz. Evet, öyle hiç görüyorum. Belli olmaz o işler Burak Bey. Bakacağız. Sonuçta kısmet yani. Evet. Çağlar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Sizde durumlar nasıl? Her şey yolunda. Sınavlara bu aralar birazcık ağırlık vermeye çalışıyoruz. Bakalım. Çok güzel. Nasıl gidiyor peki ağırlık? Her şey yolunda. Çok iyi. Hallediyoruz bir şekilde. Sizin bugün iddianız var mı? Hafta finalinde kendi puanımı geçeceğim diye gelip aynı puan almıştım. Ben gene, evet, kendi puanımı geçmek aynısını için alsak yeter diyorsunuz. Bu sefer geçmek için biraz daha. Yine hedef o ama bu sefer geçelim. Bakacağız. Evet. Zülfikar Bey tekrar merhaba. Merhaba. Sizde ne var ne yok? Dansta ilerlediniz diye umut dansta ediyorum. Biraz daha evet artık adım atabiliyorum. Peki. Bugün bir hedefiniz var mı? Var, aynı puanı tekrarlayıp olursa da üstüne çıkarsam çok mutlu olurum tabii ama önemli olan bu anın gerçekten tadını çıkarmak. Harika konuştunuz yine Zülfikar Bey. Adınızı diyemedim ama olsun. Siz beni anladınız. İlker Bey siz de hoş geldiniz. Merhaba İbrahim Bey, hoş geldiniz. Siz her gördüğümde biraz daha bronzlaşmış oluyorsunuz. İlker Bey ne yaşıyorsunuz bize anlatmak ister misiniz? Dün bir şirket etkinliği vardı, bayağı güneşin altında kaldık muhtemelen ondandır. Sizin de şirket ama ben başlıyorum. Bitmiyor İlker Bey. Nasıl, evet, bir şirket bu? Bizi de alsınlar ya. Evet. Ben anlamadım. Evet. Memnuniyetle. Benim böyle Mayıs'ta, Haziran'da bronz renk başlar. Yazın ya, sonuna kadar. Yazın sonuna kadar böyle devam. Evet. Aa çok, evet, güzel ya. Harikulade. Bugün peki nasıl hissediyorsunuz? İyi, biraz ölüm grubuna düşmüşüm gibi oldu. Evet. Dolayısıyla yine eğlenmeye geldik. Mottayla. İyi yaptınız. İddia, böyle tatlı iddia. Ama... Ciddi rakipler var bu sefer. Evet, sert, evet, gibi görünen rakipler var. Bakalım neler yapacak. Yüzyer Ali'ye yine bir güzel bir hatıra bırakacağız. En azından. Selam var size. Eyvallah, siz de çok selam söyleyin. Hanımlar beyler, gördüğünüz gibi 4 tane erkek birey yarışmacıyla ay finali yapacağız. Neler yaşanacak çok merak ediyorum. Alkışlarla ilk yarışmacımız geliyor. Belli bir güzergahta ilerlemesi. Trafik değil, seyahat. Saç tutamı. Sırma, bukle değil. Anlamında kullanılan bir ikileme. Lagaluga. Gibi bir şey. Koyu kıvamlı bir içecek. Ayran, kefir. Değil. Bunlar değil. Beşer. Popülarite kazanmış kişi. Duayen. Değil. Ustalık. Yani. Yazı türlerinden her biri. Edebi tür. Evet. Edebiyat. Çoğalışları gösteren çizgi. Hava. Ne havası ya? Yönetilen idari birim. Şehir. Değil. Büyükşehir. Esnaf kıyağı. İndirim. Yok, yok yok. Yok. Daha kıyak. Bu anlamlarına da gelen bir sözcük. Pire. Gibi. Ayıp. Neden olduğu durum. Paradoks. Karışık, karmaşık. Tanımlayan söz dizisi. Gıcır gıcır. Gibi bir şey. Şampiyonu belirleyecek soruyu soracağız sevgili izleyenler. Uşak. Uşak doğru cevap. Hazin. Hazin doğru cevap. Çal çene. Çal çene doğru cevap. Kızıl ötesi. Kızıl ötesi doğru cevap. Hanımlar beyler, ay finalinin ilk yarışmacısıyla beraberiz. Ekranda adres var mı şu an bilmiyorum çünkü sezonun son yarışmasını yapıyoruz. Eğer varsa o adrese seslenirseniz biz sezon başı sizi yarışmaya alırız diye düşünüyorum. Emin de değilim. Ne olacağı belli olmaz. Dünya hali sevgili yarışma severler. Burak Bey tekrar merhaba. Merhabalar. Neler yaptınız görüşmeyeli? Çok bir şey değişmedi. Aynen. Aynen. Hafta finalinden sonra ay finalini bekliyordum. Ama böyle bir şanslı bir zamanınızmış gibi düşünebilir miyiz? Evet. Ben bir tık genelde bir şanslı insanımdır zaten. Öyle mi ya? Evet, hayatta da böyle başıma güzel böyle şeyler sık sık geliyor.
Mesela başka bir örnek varsa aklınızda duymayı çok isterim. Yani mesela böyle tam olmayacakmış gibi olan bir işin olduğu spesifik bir örnek veremeyeceğim. Şu an aklıma gelmiyor. Aynen, bir yoğurtladınız bizi. Tabii. Çok güzel örnek oldu Burak Bey. Selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Aileme, arkadaşlarıma. Tanıdığım herkese selamlar. Aynen, onu da yoğurtladı. Çok güzel. Burak Bey ne yapalım, başlayalım mı, ne dersin? Olur. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Cinsiyet ayrımcısı tabirlerde geçen belirleyici kelime. Harf lütfen. Allah Allah. Peki. Cinsiyet ayrımcısı tabirlerde, mesela cinsiyet ayrımcısı olmak için ne demiş olmak gerekir? Adam falan mı? Buyurun. Adam. Adam, doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakacağız. Batı kökenli bir sözcükmüş. Bakalım. Tribünleri olan bir alan. Basit düşünün. Stad. Stad, doğru cevap. Beş harflere geçtik. Arapça kökenli tek kelime bir cevap istiyoruz. Bakalım. Taşıtların belli bir güzergahta ilerlemesi. Trafik değil. Yok, Arapça kökenli. Arapça kökenli. Taşıtların belli bir güzergahta ilerlemesi. Yolculuğun Arapçasını arıyoruz herhalde, o tarz bir şey mi? Yani, bir harf alayım. Bir harf alın. Y. Gemiler için daha çok kullanılır. Defteri vardır bunun. Gemilerde. Seyahat. Değil. Seyir. Seyir, doğru cevap. Efendim yine beş harfli tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Türkülere, şiirlere konu olan saç tutamı. Sırma? Değil. Saç tutamı. Evet. Bukle değil. Değil. Sevgilinin saçı için söyleniyor. Tutam. Değil. Tutam var. Evet, zaten saç tutamı. Nokta nokta dökülmüş yüze aman. Kâkül. He, kâkül. Kâkül diyor ya. Tövbe estağfurullah. Dökülmüş. Türküler ve sevgili, öyle düşünün. Böyle sevgiliye yakılmış türkü gibi düşünün. Böyle ne dökülür yüze ama. Hiçbir fikrim yok. Çok fena. Zülüf olacaktı Burak Bey. Üzgün alkış geliyor ama pek de üzgün değil. Birbirine değil. Vurulmuş pide sesi gibi geliyor. Neden öyle oldu bilmiyorum. Ay finali diye herhalde. Altı harflilerle devam ediyoruz. Tek kelime bir cevap ama birlikte kullanıldığı fiili zaten sorunun içinde vereceğiz. Böyle de insanın vallahi velisi yapmaz kıyak. Gelsin bakalım. Olmak fiiliyle birlikte sinmek ve pısmak sözlerinin karşılığı olan tabir. Sinmek ve pısmak. Harf lütfen. Harf lütfen. P. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verdik. U. U. Hiç ses çıkarmamak. Sus pus. Sus pus. Doğru cevap. Altı harflerle devam ediyoruz. Tek kelime bir sıfat istiyoruz. Gelsin bakalım soru. Argo'da eğlenceli, gülünç, hoş anlamlarında kullanılan sözcük. Aa, ne kadar nokta nokta bir ya falan. O kadar çok kelime var ki bununla ilgili galiba. Söyleyin hepsini. Altı harflisini bulamadım sadece. Bir harf alayım. Buyurun. M. Matrak. Matrak, doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevap istiyoruz yine. Gelsin soru. Ekonomide bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken ana para ve paraya çevrilebilir malların tamamı. Sermaye. Sermaye, doğru cevap. Burak Bey, yarışmanın tam ortasındayız. 2200 puanımız ve 1 dakika 52 saniye süremiz var. Tamam. Süreyi iyi kullanmışım önceki yarışmalarına göre ama bu sefer de puan da biraz sallanmışız.
Bakacağız neler yaşanacak. 8300 duruyor orada, yatıyor. Onu alalım bence. Olur. Hadi inşallah. Efendim 7 harfli ikinci cevabınızın sorusu gelecek. Türkçe-Arapça karması bir birleşik kelime soruyoruz. Soralım madem. Birçok kubbeli, geniş alana yayılmış, genellikle külliyesi olan ibadet yapıları için kullanılan tabir. Kubbeli ibadet yapısı söyleyin efendim. Cami. Evet. Genel ismini soruyorsa tapınak olabilir. Hayır hayır. Cami birleşik kelime ya. Bir tanesi cami onun. Tamam. Külliyesi olan. Genellikle isim olarak bilinen bir şey ama bu mimari bir tarz. Ulu Cami mi? Ulu Cami doğru cevap. Şimdi 8 harflerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevabımız var. Sorumuz da var tabii ki. Harareti aldığı söylenen bir içeceğin sıcak mevsimlere özgü hali. Harareti ne alır efendim? Soğuk çay. Soğuk çay doğru cevap. Efendim şimdi yine 8 harfli ses benzerliğinden oluşturulmuş bir ikileme soruyoruz. Gelsin bakalım. Gerekli gereksiz yerde söylenen abartılı söz anlamında kullanılan bir ikileme. Bana nokta nokta yapma deriz. Laga luga. Gibi bir şey. Tüm. Ama o değil. Çok oturuyordu. Çok oturuyordu evet. Aynı şekilde bir şey uydurun. Bir sesi tarif eder gibi. Fasafiso. Mesela bu hangi sesi tarif etti? Daha bir ses gibi bir ses. Ses gibi. Aynen. Mesela yırtılma sesi nedir? Cırt. Siz ince yırt. Cart. He? Cart cırt. Cart cırt doğru cevap. Çok enteresan. Ya. 9 harflerdeyiz. Birleşik kelime soruyoruz yine. Şu şekilde soruyoruzmuş. Emri hürmetle onaylamak için söylenen söz. Emri hürmetle onaylamak için söylenen söz. Heh mi? Tabii efendim geldi aklıma ama sığmadı. Gibi bir şey. Öyle bir şey. Evet evet. Ne yani böyle emri mesela bir emir aldınız nasıl cevap veriyorsunuz? Asker olsanız mesela komutan emretti siz ona ne dediniz? Emredersin derim. Demeyin hemen emre. Baş üstüne mi acaba? Baş üstüne doğru cevap. 9 harflerdeyiz. 2 kelimeden oluşmuş, kalıplaşmış bir tabir soruyoruz bu sefer bakalım. Nokta atışı tabirinin daha yaygın kullanılan yakın anlamlısı. Tam hedefe 12'den gibi. Ne? Tam hedefe. Hedefe o ne canım? Tam isabet. Tam isabet doğru cevap. 9 saniyeniz kaldı. 2 tane 10 harfli kelime bileceğiz daha. Tamam. Ona göre kullanalım. Kaç puandayım ben? 6300. Tamam. Yani bu ikisini de paketlersek 8300. Tamam. Efendim 10 harfli ilk aradığımız cevap yine 2 kelimeden oluşuyor. Bir canlı türü soruyoruz. Tuzlu sodalı sulara sahip Van Gölü'nde yaşayabilen endemik tek balık türü. Gölde yaşayan bir balık söyleyin. Balık isimleri konusunda hakikaten çok kötüyüm. Tamam. Gölde yaşayan balık. Evet. Tuzlu sodalı. Oradaki harf çok işe yarayabilir. Bu tek kelime mi? Değil. Değil. İki kelime. Harf belirleyici bir noktadan gelmiş. İkinci kelimenin başından falan mı? Evet. Olur olmaz her şeyi atlayan insanlara deriz bunu. Nokta nokta gibi atlama diye. Gelmedi. Gelmedi. İnci kefali olacaktı. İşte şimdi gerçekten üzgün alkışı ağzımızın ortasına yedik. Kefali biliyordum ama inci kefali diye bir şey hiç duymadım zaten. Çıkaramazdım kefali herhalde. Kefali bilseydiniz biz size çıkartıp inci kefalini de kefal bile gelmedi. O yüzden Burak Bey evet. Biz de ucundan tutamadık maalesef. Son bir sorumuz var. 10 harfli yine tek kelime ve mastarla bitiyor. Bakalım bunda ne yaşayacağız. Gelsin soru. Provoke etmek. Harf lütfen.
Kışkırtmak. Kışkırtmak doğru cevap. 6300 puan aldınız Burak Bey. Evet. Yani bu sizin tabii ki hak ettiğiniz bir puan değil. İnci kefali bizi mahvetti. Öyle oldu. Ondan önce de ufak ufak patlıyorduk zaten. Artık zülüf. Son zülüf zaten. Evet. Zülüf. Hiç türkü mürkü de düşünmediniz o anda. Düşündüm ama gelmedi ya. Kahkül dediniz ya. Evet. Ne gördüysem Kahkül, denedim oraya. Kahkül dökülmüş yüze aman diye yeni bir türkü yazılsın hemen. Harika, ayaklarınıza sağlık. Yine sağ de çok memnun olduk sizi tanıdığınızda. Ben de çok memnun oldum. Hanımlar beyler, Burak Bey'i alkışlarla gönderiyoruz yerine ve ikinci yarışmacımız geliyor. Zula. Zula doğru cevap. Ha, kabuk. Kabuk doğru cevap. Sıyırmak. Sıyırmak doğru cevap. Alttan alta. Alttan alta doğru cevap. Hanımlar beyler, ay finali, son ay finalimizin son ikinci yarışmacısı Çağlar Bey ile beraberiz. Tekrar merhaba Çağlar Merhabalar. Bey. Neler oluyor? Her şey yolunda, okul devam ediyor. Çok güzel. Yazmaya çizmeye devam ediyoruz. Size helal olsun. Yazmaya çizmeye de devam ediyorsunuz. Hı hı. Çok güzel. Bugün peki 8900 sizin fix aldığınız puan. Evet. Sizce geçer misiniz bugün bu puan? Yani yine temkinli davranırsak yine 8900 alırız gibi ama biraz daha düşünerek, hı hı, sizi de dinleyerek yanıt verirsek çünkü bazı durumlar... Ama yani o da tabii stres yönetimi. Yani tabii, o tabii. Şey de değil. Yani ben ne yapalım, o kadar duyurabiliyorum ben de demek ki. O an duyulmayabilir. Evet. Peki selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Aileme, arkadaşlarıma, bir de kız arkadaşıma buradan selam yollayabilirim. Çok güzel. Biz Çağlar Bey'in, Çağlar Bey'e bir sürpriz yaptık. Nedir? Kaybettiğiniz kardeşinizi bulduk. Öyle Umay, mi? Umay'ı böyle alabilir miyiz? Yan yana koyalım şunları. Bana çok mu benziyor? Evet. Aa. Evet evet, düzgün. Onun yanına, Çağlar Bey'in yanına geçerseniz. Merhaba. Ekrana bakın. Gerçekten aynısından iki tane. İnanılmaz. Saçınızı aynı yerde yaptırdığınızı düşünüyorum. Teşekkürler Umay. Ben çıkışta alabilirsiniz. Kayıp kardeşinizi. Evet. Selamınızı da söylediniz. Artık sizinle konuşmak istediğim başka tek kelime bile kalmadı. Çağlar Bey, başlayalım mı? Olur, problem. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Basketbolda yakın mesafeden topu sertçe potaya geçirme. Smaç. Smaç doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakıyoruz. Tek kelime bir cevap. İçerdiği aktif mayalar ve laktik asitle sindirim sistemini rahatlatan koyu kıvamlı bir içecek. Ayran, kefir. Değil. Bunlar değil. Beş harfli. Değil. Evet. Laktik asitli. Süt. Leblebi desem. Leblebi. Leb mi deseydim de leblebi. Ha, yani. Boza. Boza doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Tek kelime ve Arapça kökenli bir sözcük istiyoruz Çağlar Bey'den. Bakalım verecek mi? Yaptığını, söylediğini, tanık olduğunu saklama, gizleme. Hmm, sır. Söylediğini gizliyor, saklıyor. Yalan. Yaptığını kabul etmiyor. İnkar. İnkar doğru cevap. Yine beş harfli bir Romanya şehrinin adından türetilmiş bir sözcük. Romanya. Ne alaka acaba? Gelsin bir sorusu bakalım. Bakalım. Ahşap yapılarda kiriş olarak kullanılan kalın biçilmiş uzun tahta. Romanya şehri dediniz değil mi? Boş verin onu. Bomboş bir bilgi vermişim. Ahşap yapılarda kiriş olarak kullanılan kalın biçilmiş uzun tahta. Kolon? Değil. Değil mi? Değil. Ya şeyler hani böyle dışını boyarken de böyle bir şey koyarlar dışına. Böyle bir tahtaları sererler üstüne basıp yürümek için. O tahtalara bir şey denir. Bir harf alayım ya. Onu bir harf gelmedi. Verelim. K. Hatta hakaret olarak da kullanılır. Nokta nokta mısın oğlum? Hiçbir şey anlamıyorsun. Kalas. Kalas doğru kalas. Cevap. Altı harflilerdeyiz. Tek kelime ve isim soylu bir sözcük soruyoruz. Soralım.
Mecazi anlamda herhangi bir gösteri sanatında üstün başarı ve popülarite kazanmış kişi. Duayen? Değil. Daha basit düşünün. Ustalık. Yani mecazen. Mecazen. Herhangi bir gösteri sanatında üstün başarı ve popülarite kazanmış kişi. Popülarite kazanmış kişiye ne diyoruz? Ünlü, şanlı. Başka? Parlıyor. Parlıyor. Güneş. Güneş bir nedir? Yıldız. Yıldız, doğru cevap. Yine altı harflilerdeyiz. Batı kökenli bir sözcük soruyoruz. Soralım. Bazı araçlarda, motorlarda bir silindir içinde düzenli hareket eden daha küçük çaplı silindir. Daha küçük çaplı silindir. Evet. Motorlarda bir silindir içinde düzenli hareket eden daha küçük çaplı silindir. Buji değil. Yok. O tarz buji elektrikle ilgili bir şey. Aksam. Evet. Bir harf alabilir miyim? Bir harf verelim. S. Kasnak. Falan. Nasıl uydurma. Nasıl çok fena uyduruyor. Bir harf daha alayım. İtenek de deniyor buna. İtenek. Bir video var dolmuşta. Eyvah nokta nokta düştü deyip adam... Piston. Piston! İpucu çok iyi yerden geldi. Asla anlamadığımız video yani piston diyor. Yani hiç kimse bir şey anlamayıp nasıl iniyor orada? Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin soru. Alt katman kıyafetlerinin bütünü için kullanılan genel bir tabir. Alt giyim için kullanılan. Alt katman. Alt katman. Giyim. Sıradan. Yok efendim, alt katman. Ya vücuttaki alt katmandan bahsediyoruz. Evet. Çamaşır. Heh. Ne diyoruz ona? İki kelime. İç. Evet. İç giyim. İç giyim, doğru cevap. Çağlar Bey, yarışmanın ortasındayız. 3400 puanımız ve 1 dakika 7 saniyemiz var. Süreyi her zamankinden. Sürede maf olduk. Evet. Puan da iyiyiz. Sürede maf olduk. Daha hızlanarak devam edeceğiz. 7 harfli ikinci cevabınızın sorusunu soracağım. Fransızca kökenli bir sözcük. Şimdi bulmaya çalışacağımız. Tamam. Gelsin bakalım soru. Belli bir sınıf, küme. Fransızca kökenli. Evet. Sınıf, küme. Klas. Ama İngilizce başlıyor gibi düşünün. Bir harf alayım. Verelim, harf verelim. K. Klasman. Klasman, doğru cevap. Efendim 8 harflerdeyiz. 2 kelimeden oluşan, halk ağzında kullanılan bir tabir soracağız. Sorduk bile. Beklenenin aksi yönünde gerçekleşen olaylar için kullanılan mecazi bir tabir. Bir harf alabilir miyim? Alın. Ö. Öte diye mi bitiyor? Hayır. O nasıl bir soru? Şimdi ben normalde sizin için şöyle biriyim ama başka bir şey yapıyorum. Aa, ben resmen bir nokta harf nokta daha oldum. Alayım. Alın. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldınız. Size helal olsun. Köşe. Evet. Körü köşe. Aa, aksi yön. Ters köşe. Ters köşe. Doğru. Efendim 8 harflilerdeyiz. Ses benzerliğinden oluşturulmuş bir ikileme soruyoruz şimdi. Uygun zamanı olup olmadığı düşünülmeden, nereye varacağı düşünülmeksizin, yerli yersiz anlamlarında bir ikileme. Bir harf alayım bir de. Bir harf aldık. P. Beni nokta nokta arama ya. Zırt pırt. Zırt pırt, doğru cevap. 9 harflilere geçti. 4 tane sorumuz kaldı ve 11 saniyemiz var. Hı hı. Yani biraz daha hızlı hareket edeceğiz. İki kelime aradığımız cevap sanattan geliyor. Gelsin, buyursun, biz müsaitiz. Üslup, duygu ve düşünce bakımından farklılık gösteren yazı türlerinden her biri. Edebi tür. Evet. Edebiyat. Hayır, iki kelime ya zaten. Edebi, doğru. Evet. O tür demeyiz de bir şey deriz. Edebi yapı. Hayır. Edebi yazı. Değil. Yeni bir görüş. Romantizm gibi düşünün. Edebi akım. Edebi akım, doğru cevap. 9 harflerdeyiz hala. Yapı mekiği almış Batı kökenli bir sözcük soruyoruz. Soralım.
Kaldırım tüccarı. Bir harf alın. Aa. Biliyorsunuz bunu ya. Kaldırım tüccarı. Evet. Kaldırımda tüccarlık yapıyor. İşportacı. İşportacı doğru. 10 harflilerdeyiz. 4 saniyemiz var. 2 tane sorumuz var. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Kan bağı sayesinde sağlanan emeksiz kazanç. Kan ticareti. Tövbe estağfurullah. Kan bağı sayesinde. Kardeşlik. Değil. Kan bağı sayesinde sağlanan emeksiz kazanç. Miras. Değil. Gibi bir şey ama. Da yani Allah esirgesin. Miras noktasına gelmesine gerek yok. Kan bağı sayesinde sağlanan emeksiz kazanç. Kazanç nedir efendim? Kar. Kazanç. Yani o karı neyle yaparız? Para. Heh. Para. O çalışmaz nokta nokta yer. Ha, hazır yemek. Değil. Hazır para. Baba parası. Baba parası. Ha. Baba parası olacaktı. Patladık sevgili baba parası severler. Hiç beklemediğimiz yerden geldi. 10 harflerden devam ediyor. Nereye devam ediyor? Son soru. İki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyim soracağız. Burak Bey hala geçebilecek durumdasınız. Gelsin bakalım soru. Birinin söylediklerine önem vermek, onu dinlemek anlamına gelen deyim. Kulak vermek. İyi başladınız. Kulak verme. Değil. Aa, ona hiç nokta nokta. Kulak asmak. Kulak asmak doğru cevap. Şu an Çağlar Bey ay birincisi koltuğuna oturdunuz. 6800 puanla oturdunuz evet. Yalnız. Baba parası bizi bitirdi. Maalesef öyle oldu. O kadar aynen. Olur. Dur canım kısmet. Yapacak bir şey yok. Ama iyi yarıştınız yine. Hak ettiğiniz puan bu değil tabii ki. Ayaklarınıza sağlık şimdiden. Hanımlar, beyler, Çağlar Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve Zülfikar Bey geliyor. Çoğalışları gösteren çizgi. Hava. Bir, ne havası ya? Bir yönetilen idari birim. Şehir. Değil. Büyük şehir. Esnaf kıyağı. İndirim. Yok, yok yok. Yok daha kıyak. Bu anlamlarına da gelen bir sözcük. Pire. Gibi. Ayıp. Neden olduğu durum. Paradoks. Karışık, karmaşık. Tanımlayan söz dizisi. Gıcır gıcır. Gibi bir şey. Şampiyonu belirleyecek soruyu soracağız sevgili izleyenler. Uçuk. Uçuk doğru cevap. Bebişim. Bebişim doğru cevap. O değildir dedim. Ondan. Dört kitap. Dört kitap doğru cevap. Selam sabah. Selam sabah doğru cevap. Hanımlar, beyler, ay finalinin son üçüncü yarışmacısı Zülfikar Bey ile beraberiz. Tekrar merhaba. Merhaba. Zaten yani dün beraberdik evet. Zülfikar Bey. Size soracak sorum da kalmadı. Dans ettiniz, selam söylediniz, kedilere de söylendi. YouTube devam ediyor. YouTube devam ediyor. Kitap satmaya devam. Yani bunlar bildiğimiz şeyler artık. Çok değişik bir şey de olamadı zaten. Çok kısa süre evet, oldu. Evet evet. Dünden bugüne ne değişsin? Ya işte gün değişti. Gün değişti evet. Çok güzel konuştunuz. Teşekkür ederim. Bugün peki iddialı mısınız? Bugün iddialı ya şöyle dünü tekrar edebilirsem çok iyi olur. Çok iyi olur. Yani tabii ki amaç kazanmak ama gerçekten şu ana kadar çok eğlendim ve çok keyifli geçiyor. 9500 puan istiyorum. Harika olur. Yani tadını çıkarmak da harika olur. İnşallah ikisini birden yaparız. Değil mi? Neden olmasın? Değil mi? Başlayalım mı ufak ufak? Buyursunlar. Hanımlar, beyler, ilk kelimemiz geliyor. Bilgisayar donanımının avuç içinde kullanılan ögesi. Fare. Fare doğru cevap. 4 harfli ikinci cevabımızın sorusuna bakalım. Sıcaklık, nem gibi bir olayın şiddetindeki azalış ve çoğalışları gösteren çizgi. Termometredeki o şey mi? Hiç daha basit düşün. Grafiklerde falan olur. Ne deriz?
o grafikle. Aa, bilmem ne. Hava. Ne havası ya? Grafiklerde gördüğümüz çizginin şekli nedir? Düz. Nasıl düz? Düz değil. Eğri. Eğri doğru cevap. Siz hangi grafiğe bakıyorsunuz acaba ya? Heyecan hala da. Beş harflerdeyiz. Tek kelime bir cevap istiyoruz. Bakalım soruyu verelim. Alabiliyor muyuz görelim. Belirli sorumluluklar altında bir işi yaptırabilme hakkı. Belirli sorumluluklar altında bir işi yaptırabilme hakkı. Yetki. Yetki doğru cevap. Beş harflerle devam ediyoruz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var yine. Yeni doğan salıncağı. Basit düşünün. Kucak. Değil. Yok. Çarşaf, battaniye. Hayır, sallayın evet. Çarşaf, battaniye. Yeni doğanı nereye koyuyoruz? Kundak değil, çarşaf. Kundak siz yapıyorsunuz. Bir yere koyuyoruz onu, sonra sallıyoruz. Beşik. Beşik doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Arapça kökenli bir sözcük soruyoruz. Bakalım nasıl sorduk. Taşınabilir mallar için kullanılan bir tabir. Ev, araba haricinde yani menkul. Menkul doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Fransızca kökenli bir sözcük soruyoruz. Federasyonların sporculara verdiği resmi kayıt ve kimlik belgesi. Ne deniyor buna? Bonservis değil, kokart değil. Değil. Kimlik orada zaten. Siz... Lisans. Evet, lisans doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Yine. Hep bir tek kelime. Gelsin bakalım. Valilerce yönetilen idari birim. Şehir. Değil. Büyükşehir. Değil. Valilik. İşte, kaymakamlık değil. Değil. Vali ise ne, o, nedir orası? Vali şehir olması gerekiyor. Evet de işte onun şehir. Valiler nereyi yönetir gibi düşünün. Arapça kökenli. Vilayet. Vilayet doğru cevap. Zülfikar Bey 3700 puanımız var. 2 dakika 9 saniyede süremiz var. Her şey yolunda gibi. Evet. Böyle gider inşallah. İnşallah. Yedi harfli ikinci kelimenizin sorusu geliyor. Tek kelime bir cevap istiyoruz yine Zülfikar Bey'den. Şu soruyla istiyoruz bir de üstelik. Baldız'ın hayat arkadaşı. Bacanak. Bacanak doğru cevap. Var mı? Yok. Bacanağınız yok. Neyiniz var? Kimsem yok. Eşimin tarafı tek çocuk olduğu için öyle bir şey çok kurulamadı. Rahat gibi. Böyle demek istemedim. Yani... Sizin adınıza özür dilerim. Ya benim böyle bir şeyim olmadığı için ben rahatım da. Değil mi? Efendim 8 harflere geçtik. Esnaf gelsin sorum. Pardon direkt soruyu soruyorum. Esnaf kıyağı. İndirim. Yok. Daha kıyak. Daha kıyak. Güzellik. Nedir mesela esnafın yapacağı güzellik? İndirim yapar, iskonto yapar, ikram yapar. Başka ne yapar? Yazar hani. Yazar. Veresiye mi? Veresiye doğru cevap. 8 harflerdeyiz. Ses benzerliğinden oluşturulmuş bir ikileme soruyoruz. Yine deminki gibi. Gelsin bakalım soru. Ağız dolusu ısırarak ve ses çıkararak yemeği ifade eden bir ikileme. Ağız dolusu ısırarak. Evet. Büyük bir lokma bu. Tamam, nasıl ısırılır? Hatur hutur. Gibi hard word. Hard word doğru cevap. 9 harflerdeyiz. Tek kelime bir cevap istiyoruz yine. Gelsin bakalım soru. Her zaman görülen, sık rastlanılan, yaygın anlamlarında bir sıfat. Muhtemel. Değil. Olasılık dahilinde ihtimali var. Olağan. Ya, gibi bir şey. Yani her zaman görülen. Yani bu... İstanbul'da trafik artık alışılmış bir şey. Ha? Alışılmış. Mış değil. Alışıldık. Alışıldık doğru cevap. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Yine 9 harfli. Yapıştıralım soruyu. Spor karşılaşmaları için kullanılan yüzeyi çimle kaplı alan.
Çimle kaplı alan. Çimle kaplı, güzel tarif ettiniz de. Saha, ne saha? Evet, çimle saha. Kaplıysa. Yeşil saha. Yeşil saha, doğru cevap. 10 harflilerdeyiz efendim. İki kelimeden oluşan ve dili geçmiş zamanda bir deyim soruyoruz. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. Kötü sonu yaklaştı. Cezalandırılması yakındır anlamlarında kullanılan bir tabir. Bileti kesildi gibi bir şey mi? Gibi bir şey. Kötü sonu yaklaştı. Onun da nokta nokta. Gününü gördü mü? Yok. Görecek, ne bileyim. Mecazi anlam. Düşünürseniz. Deyim ya bu. Kötü sonu yaklaştı. Onun da nokta nokta. Çok konuşuyor ama az kaldı yani. Onun da... Vadesi doldu gibi bir şey. Yok. Bir harf alayım. Bir harf alın. Ama yani... Sesi kesildi. Sonu geldi gibi. Değil. Böyle 10 saniye kaldı. Bir harf daha alabilir miyim? Bir harf daha aldık. 8 saniye. Bir harf daha. Bir harf daha. Evet. Onun da suyu ısındı. Suyu ısındı, doğru cevap. Yani. Bir gerildim. Bir gerildiniz. Evet. Bir ufak. Şimdi efendim son soruyu soracağım. İki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir söz dizisi isteyeceğiz. Basit de bir soru. Gelsin bakalım. Günde yaklaşık 25 bin nefes kez almak. Yaptığımız bir eylem. Nefes almak, doğru cevap. Suyu ısındı, o bizi patlattı. Yoksa 9500 puan aldınız yine. Evet. Tebrik ederim, harika bir yarıştınız. Teşekkür ederim. Yani 9500 gayet iyi bir puan. Bakalım İlker Bey bu puanın üstüne çıkabilecek mi? Göreceğiz. Çağlar Bey'i patates ettiniz zaten, onu hiç söylemiyorum bile. Ama İlker Bey'den de endişe ediyoruz. Bekleyip göreceğiz. Hayırlısı, ayaklarınıza sağlık şimdiden. Hanımlar beyler, Zülfikar Bey'i alkışlarla gönderiyoruz. Ve İlker Bey geliyor. İbik. İbik, doğru cevap. Başka nesi var yavrum? Usulca. Usulca, doğru cevap. Adam başı. Adam başı, doğru cevap. Geleneksel. Geleneksel, doğru cevap. Hanımlar beyler, son ay finalinin son yarışmacısı İlker Bey ile beraberiz. Tekrar merhaba İlker Bey. Tekrar merhaba İlker Bey. Ne son soruyu? Hakikaten en sonuncu. En son. Sezonun en son yarışmacısı sizsiniz. Güzel bir hatıra oldu. Evet, enteresan. Bizim için de öyle oldu. Ne soracağımı da bilmiyorum size. İşte etkinlik gidiyoruz, kararıyoruz, rozlaşıyoruz falan. Çok güzel. Var mı sizin selam göndermek istediğiniz kimse? Geçen sefer bayağı bir gönderdi. Eşime bir kez daha göndereyim. İyi fikir. Nasıl? Çok bir... iyi. İşi, yani kesin işe yarar. Özgür'e diye öpüyorum. Aha, aynen. Güzel bunlar. Çok iyi. Başlayalım mı? Ne yapalım İlker Başlayalım. Bey? Aman. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Defo, bozukluk anlamlarına da gelen bir sözcük. Kusur, arıza. Gibi. Fire. Gibi. Kusur gibi daha kusur. Çok. Kıyafetler için kusur defo, demeyiz defo. De. Başka. Ayıp. Gibi bir şey. Kusurun hoş görülmesi için ne deriz? İşte şey, kusur değil de. Kusura bakma deriz ya. Evet. Başka bir şey daha deriz. Özür. Özür, doğru cevap. Efendim 4 artı 2. kelimemizin sorusuna bakıyoruz. Yapıştıralım soruyu. Zihnin uyku mesaisi. Hı? Ya ne haber? Hadi. Bu hipnoz gibi falan. Yok da. Be ha. Basit düşünün. Uyurken ne oluyor? Zihnin uyku mesaisi. Zihin kapatıyor kendisini. Hayır, uyurken ama siz başka bir alemde oluyorsunuz ya çoğunlukla. Bazen. Rüya. Rüya, doğru cevap. Efendim 5 harflilerdeyiz. Tek kelime ve isim soylu bir sözcük soruyoruz. Soralım. Kitap veya bayrak gibi üzerine yemin edilen kutsal bir nesne.
bir besin maddesi? Ekmek. Ekmek doğru cevap. Beş harflilerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir sözcük. Görelim. Bir konuyla ilgili kötü ihtimalleri akla getirip tasalanma. Kaygı. Ne? Kaygı. Değil. Arapça kökenli. Şey yapma. Bir şey yapma. Böyle ikircik de denir. Evet, öyle denir. Aynen öyle denir. Aynen. Tamam. O zaman siz de öyle şahsisi. Tamam, tabii. Evet. Evet. Harf mı? Alayım bir tane. Bir tane alın artık canım. O gene gelmiyor. İyi. Aa, bunu bekleme. İşkil. Evet, işkil doğru cevap. Siz bakayım da basmadım. Fark ettim. Altı harflerdeyiz. Tek kelime ve lezzetli bir balık cinsi soruyoruz. Ah. Hadi buyurun. Gelsin bakalım soru. Elips biçiminde yassı vücutlu küçük kalkan. Sürüler halinde gezen Ege'nin meşhur ve leziz yerli balığı. Kalkan. Değil. Kofana. Değil. Levrek. Değil. Çupra. Çupra doğru cevap. Çupra. Çupra doğru cevap. Altı harfli yine Arapça kökenli bir sözcük soruyoruz. Soralım. Sorduk bile. Hakem kararıyla karar gereği anlamlarındaki söz. Hükmen. Hükmen doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevap isteyeceğiz. Gelsin bakalım. Tutarsız sözlerin neden olduğu durum. Paradoks. Karmaşa. Ne? Karmaşa. Değil. Paradoks. Paradoks. Tutarsızlık, paradoks. Evet. Yani bir nokta nokta var. Yani bir öyle diyor, biri de böyle İkilem. Diyor. Gibi bir şey. İkilik. Değil. Bir harf alayım. Bir harf verdik. Şey. Karışık, karmaşık. Sözüyle davranışı birbirini tutmuyor. Ne kadar nokta? Tutarsız ama... İşte ona başka bir şey diyoruz. Bir harf. Bir tane kaldı harf alma şansınız zaten. Risk atacağım. Aa falan. Tutarsız sözlerin neden olduğu durum paradoks. Bir paradoks. Yani ben size diyorum ki bugün ak, yarın da diyorum ki yok kara. Bu açıklamada ne var? Ben kendimle ne oluyorum? Çelişki. Çelişki doğru cevap. Evet efendim. Bir harf mı alabiliyorum artık? Bir harf alırsanız da kaç saniye arttırması gerekiyordu? Hiç. Bir saniye. Güzel. Bir harfiniz var. Hiç yedi tane de sorunuz var. Buyurun tepe tepe kullanın. İlker Bey yedi harf. İlker Bey'e tebriklerim. 3500 puandasınız ve 58 saniyeniz var. Hadi bakalım. Yani evet. Yandım anam diye bütün soruları bilmeniz gerekiyor şu an evet. İlker Bey. Devam edelim mi? Evet tabii. Edelim, ne yapacağız ki sanki? Efendim 7 harfli ikinci aradığımız cevabın sorusu gelecek. Fransızca kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım. Deniz ticaretini teşvik amacıyla her yıl 1 Temmuz'da kabotaj. Kutlanan bayramın ön adı kabotaj doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Tek kelime ve bir sıfat soruyoruz. Yapıştıralım. Gaz veya sıvılar için engel teşkil etmeyen malzemeleri niteleyen akışkan. Söz. Akışkan. Ne? Akışkan. Değil. Gibi bir şey ama. Gaz veya sıvılar için engel teşkil etmeyen malzemeler. Şuna basayım. Engel teşkil etmiyor. Akıyor biliyor. Evet. Yani engel değil. Akmasına engel değil. Bunun pürüzsüz. Hayır yok canım tane. Bunun yarısı var, tamı var. Asla akmasına izin vermeyeni var. Bir taraftan diğer tarafa akmasına izin veriyor. Biz ona ne diyoruz? Böyle içinden. Boru şey. Yok efendim. Öbür tarafa hareketini engellemiyor. Transfer. Aa, değil. Ah be. Geçirgen. Ha, evet. Tamam. Aa doğru.
Pideleri yedik. Pideleri yedik. Valla hay Allah. İlker Bey. Efendim 8 harfli bir başka cevabımızın sorusu geliyor. Bu bir ikileme. Hı-hı. İstediğiniz kadar harf alabilirsiniz ama 41 saniyeniz var. Gelsin bakalım. Birbirine sürtünen nesnelerin çıkardığı sesi tanımlayan söz dizisi. Gıcır gıcır. Gibi bir şey. Daha yağlanmamış düşünün. Birbirine sürtünen nesnelerin çıkardığı. Haşır huşur. Gıcır harf gıcır. Alayım bir tane. Verin efendim bir harf verin. Bir tane daha. Bir tane daha verin. Gıç kurç. Garç kurç. Ne? Garç. Evet, garç kurç doğru cevap. 9 harflilerdeyiz efendim. 2 kelimeden oluşan bir cevap isteyeceğiz. Gelsin bakalım. Uzun mesafelere gaz ve sıvı yakıt aktarımı için kullanılan şebeke. Boru hattı. Boru hattı doğru cevap. Yine 9 harfli, yine 2 kelimeden oluşan bir söz dizisi. Mecazi bir söz dizisi. Gelsin bakalım. En şefkatli yargı organı. Yargı bas. Hayatınızdaki en şefkatli insanlar. Anne. Ha? Aile, anne. Evet. Anne kucağı. Anne. Kucaktan daha derin düşünün. Anne yüreği. Anne yüreği doğru cevap. Değil. Bunu anne kalbi. Yani işte kısaca anne, söyleyin. Anne. Anne, anne demeyin işte onu. Ana yüreği. Ana yüreği ya. Allah. 10 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. 2 saniyeniz var. Yapıştırın hemen. Kelimeleri etkileyici, inandırıcı ve kandırıcı bir şekilde kullanabilen kimse. Cambazı. Laf cambazı doğru cevap. Son. Son soru. 2 kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyim. Gelsin bakalım. Sezonun son sorusu. Bir şeye karşı istek duymak anlamındaki deyim. Arzulamak. Değil. İki kelime. İki kelime. Bir şeye karşı istek duymak. Siz mesela bu yarışmaya gelmek için çok neliydiniz? Çaba gösterdim. Hayır. O, verdiğiniz emeği. İstek. Arzu. Ha. İstek. Böyle bir. İsteme. Ama iki kelime. İnsanda nokta nokta olacak. Yoksa öğrenme nokta noktası olmazsa. Azim. Değil. Öğrenme. Merak arzusu. Gibi. Merak. Böyle bir. Önce gitar çalmak istedi, şimdi piyanoya nokta nokta etti. Mail etmek, eğilimi değil. Olmak. Değil. Heves etmek olacaktı İlker Bey. Büyük geçmiş olsun. Canım sağ olsun. Evet, bence de canınız sağ olsun. 5800 puan aldınız ama yani. Zülfikar Bey suyu kaynattığı sırada. Aynen, su kaynarken burada konu kapandı. Doğru, haklısınız. Ayaklarınıza sağlık. Çok memnun olduk sizinle tanıştığımızda. Büyük keyifte. Sizinle vakit geçirmek 3 defa üstte. Çok zarifsiniz. Çok sağ olun. Sezonu da sizinle kapatıyor olmaktan evet. Dolayı şanslı hissediyoruz gerçekten. Aa, o benim şansım. Çok zarifsiniz. Hala. Evet. Bir daha olayım. Hanımlar, beyler, İlker Bey'i alkışlarla yerine gönderiyoruz ve ay birincimiz Zülfikar Bey geliyor. Hanımlar, beyler, ay finalinin birincisi Zülfikar Bey ile beraberiz. Zülfikar Bey'i tekrar tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ne kazandınızı biliyor musunuz? Bir miktar para sanırım. Evet, 19 bin lira kazandınız. Teşekkür ederim. 9500 çarpı 2. Çok teşekkür ederim. Valla! Yedi harfli. Gel. Türkiye'de sevilen bir tatlı. Allah. Gaziantep yöresinde çok yapılır. Evet. Yiyenler kilo alır, yemeyenler zayıflar. Yanlış. Abi çok teşekkür ederiz. Çok çok sağ ol. Heyecanlandım bakıyorum. Evet. Vallahi heyecanlandım ya. Çok teşekkür ederim. Yan stüdyodan tatlı göndermedim. Tatlıyı kendim getirdim. Kendin sana. Getirdin evet. Abi. Çok etkileyici. Gerçi o senden de onu bekler. Harf istiyor musunuz? Direkt cevap verecek misiniz? Cevabı verebilirim.
Alalım baklava. Cevabı. Baklava. Bravo. Size helal olsun. Bravo. Yine bunu da bildi. Evet. İnanılmaz. Zülfikar Bey bile bile mi yiyecekti? Evet. Valla mı? Canımıza okudu ya. Gerçekten, gerçekten mi? Gerçekten. Para vallahi kaldırdın mı? Ya 19. Ne tamam, diyorsun? Tabii tabii. Bugün nereden buluyorsunuz efendim 19? %2 alıyoruz biz yalnız. Yan aynen. Videodan. Ses marketimiz. Buranın ses ve enerjisi bizden geçiyor. %2 ile konuşuyorsun. Onu tamam, aynen. İşte hallediyoruz tamam. Aynen. Evet, size baklava getirdim. Çok afiyet olsun. Ya, vallahi ne demek? Çok gerçekten çok ben duygulandım böyle şeylerde duygulanıyorum ben zaten. Çok sağ ol vallahi ya. Ne kadar zarif bir adam. Nice güzel sezonların olsun. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Herkese iyi seyirler. Sağ olun. Allah Allah. Gördünüz mü neler oldu? Vay anasını sevgili izleyenler. Ha? Bana getirdi abi siz niye? Allah Allah. Koskoca şef bana baklava getirdi. Ne güzel Zülfikar ya. Bey. Gördünüz mü? Mükemmel bir sürpriz. Vallahi sezonun sonunu baklava ile kapattık. Keşke diyette olmasaydım. Bütün tepsiyi yerdim. Zülfikar Bey ne yapacaksınız parayla? Parayla şimdi şöyle bir şey yaşandı geçtiğimiz aylarda. Bizim kedimiz Bonus, erkek sarman olan. Ufak bir rahatsızlığı oldu. Aa, geçmiş olsun. Sağ olun. Onun tedavisi için epey bir harcadık. Aa, oraya oraya kompans edeceğiz o şekilde. Çok geçmiş olsun. İyi mi şimdi? Şu an bomba gibi ama işte evet. O süreç bizi biraz yordu. Orada değerlendirmeyi düşünüyoruz. Harika. Çok güzel. Hanımlar beyler, Zülfikar Bey'e para armağanını takdim edeceğiz. Diğer 3 yarışmacımızı da elleri boş yollayacağız. Belki birer tane baklava ikram ederiz. Alkışlayalım bir onları da. Şaka değil, 170 bölümü de devirdik hep beraber. Hem burada TV2 ailesine hem de beraber çalıştığımız bütün ekip arkadaşlarımıza, işte editöründen yönetmenine, diğer editöründen stüdyo şefine kadar buradaki herkes çok çalıştı gerçekten. 170 bölüm boyunca ağzımızın tadı hiç bozulmadan sizlerle beraberdik. Umarım daha nice sezonlar beraber olabiliriz. Sizin hazır huzurlarınızdayken onlara da bir teşekkür edip alkış istiyorum. Efendim daha da ne diyeyim, seneye falan işte sezona görüşmek üzere inşallah. Tekrar görüşene kadar iyi akşamlar.